İşte süper bir aşk filmi. Kapa o televizyonu Dilara. Böyle filmi seyretmek istemiyorum. Ay bu film değil ki ama elinde film çerçevesi yaptım. Onu izliyorum. Hadi canım. Ay gideyim bak yap şöyle. Ay, bedavadan sinema. Kızlar bıdı bıdı yapmayı bırakın. Benim çok güzel planlarım var. Sonunda seninle Ozan'ı ayırabilecek miyiz Kıvılcım? Evet, kim bir alkolikle beraber olmak ister ki? Aldırızını kokuyor. Ozan alkolik miymiş? Ay işte ağzı kokmuyordu. Ay belki de viski içiyordur. Vay uyanık. Tamam Diloş, tamam. İşte bu içki şişesi sayesinde Ozan'la seni sonsuza kadar ayırıyoruz hayatım işte bunun sayesinde. Ölecek miyim? Ama bu nasıl olur? Evet ama nasıl olur? Ütopya'da haşerat yoktur. 3500 yıl kadar önce Ütopya'da bir gaz sıkışmasından bütün böcekler, örümcekler, sinekler ölmüştü. Evet, evet biliyorum ama öyle görünüyor. Peki bu örümcek sokması dünyada mı olacak, Ütopya'da mı olacak? Orasını bilemem. Demek Serena kara bir örümcek tarafından öldürülecek. Peki... Bu ne zaman olacak? Bilemiyorum. Ölümü hiç kimse bilemez. Belki yarın, belki yüzyıllar sonra. Yani yakın bir zamanda değil öyle mi? Söyledim ya, bilemiyorum. Biraz deprem profesörü gibi konuştuğumun farkındayım tabii ama... Oh, neyse. Ben de hemen bulacak zannetmiştim. Merak etme Selena. Yakında, çok yakında olacak. Nasıl olacak o? İçkisini geç atacağım. Nasıl olacak salak? Dilara çalıştır saksıyı. Saksın büyüsün, kocaman ağaç olsun. Vallahi bu aptallık da olmaz ama he. İçkiyi senin çantasına koyacağız canım. Ve sonra da Fidat'ın odasına böyle ufak bir yolculuk yapacağız. Diloş'um sen burada bekle, biz geliyoruz tamam mı? Bye. Yolculuk mu? Ne yolculuğu ya? İyi de ben yanıma bir şey almadım ki. Ay beni de bekleyin. Ay yani gerçekten artık içim şişti. Yani ne yaptıysam ne ettiysem bir türlü kurtulamadım şu cadılardan. Ah ah şekerim. O duygunun nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Zira ben de o hala sarı yerlerinden kurtulabilmiş değilim. Ya yani şunları evden atmayı bir becerebilsem inan bana en pahalısından 5 tane istakoz kurban edeceğim. Ama gönderemezsin ki şekerim. Bu şekilde kurtulamazsın. Zira evin hangar gibi at koşturu yani. Yani en azından minimum 50 ezik daha sığar o eve. Evet haklısın. Ama ne yapayım? Çık şöyle küçük bir eve. Bak bakalım barınabiliyorlar mı orada? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ay dayanamayacağım. Gel buraya öpeceğim seni. Bu sefer sahiden öpeceğim. Gel. Hadi öp senden kıymetli mi? Ah canım benim. Ay harika bir fikir bu. Vallahi yani utanmasan şöyle belinin içine girip öpeceğim. yok o kadar. Teferruata gerek yok canım arkadaşım. Aman canım zaten tıp henüz o kadarına izin vermiyor. Artık ben gideyim kahvemi de bitiremedim ama. Nereye? Evlatçıyım. Hadi görüşürüz.